Herkese merhabalar. Biraz bekleteceğim. İyi akşamlar herkese. Özgür Kaya ben. Movven'de yazılım test mimarı olarak çalışıyorum yaklaşık 2 yıldır. Yaklaşık 10 webinar yaptık ve bu 11.si olacak. Tabii bunlar beni mutlu ediyor. Ancak tatmin etmiyor bugün de gerçi bizim LinkedIn grubunda yazdığım gibi. İşte hep daha iyisini yapalım istiyoruz. Mesela ikinci ya da üçüncü webinardı. Orada dedim işte sesimiz arkadaşlara daha iyi gelsin. Dedim bir yaka mikrofonu bir şey alayım. Mesela bugün de dediğim bir işte webcam alayım daha güzel görsünler falan. Tabii bir ufak bir sır bileyim artık vereyim artık yani iki kişinin bildiği bir sır değildir zaten. Bu yaka mikrofonu ben hep böyle ayarlıyordum. Bugün bir şey fark ettim. Bir baktım ben bunu test ederken hep düzgün bir şekilde oluyor ama bunu canlıya aldığımda yani burada sunum yaptığımızda mikrofonu çıkartak yaptığımızda bütün bu ayarlar resetleniyor. Zoom'daki ayarlar da resetleniyormuş mesela. Bunu öğrendik. O yüzden sürekli böyle işte MacBook'un mikrofonundan sesler kaydoluyormuş vesaire. Neyse bugün önlemimizi aldık. Bu arada Hakan seslerde bir sıkıntı yok değil mi? Yok, ses gayet iyi geliyor. Tamam, çok teşekkürler. Bugün 11. webinarımızda Hür İbrahim Sakman, Payten'den bizlerle birlikte olacak. Konumuz Robot Framework ile Web Test Otomasyon. Ben biraz temel düzeyde aktarmaya çalışmıştım. Aslında BDD ile değişik bir şeyler aktarmıştım geçtiğimiz webinarda. Kendisi daha çok detaya girecek. Tabii normalde keyword driven development, aslında keyword driven testing bir şeyi oluyor. Biraz daha ana hatlarıyla bizlere Hür bugün anlatacak. Bir bakalım burada görebiliyor muyuz? Biraz bekleteceğim. Hür merhaba. Merhabalar, geliyor mu sesim? Evet geliyor. Şöyle yapalım. Şöyle kameranı açabiliyor musun? Tabii, açayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Dilersen kendini tanıt. İstersen artık kontrol sende. Tamamdır. Çok teşekkürler şimdiden. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bu saatte vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Şu an Payten'de çalışıyorum. Senior Developer Engineering Test pozisyonunda. Daha önce de 3 yıl kadar takım liderliği yaptım farklı firmalarda. Hepsi burada Etiya. Birçok firmada çalıştım. Aynı zamanda müzisyenim. Müzik benim için neyse, test ve test otomasyon sistemleri de o benim için. Çok keyif alarak yapıyorum. Bugünkü sunumda da elimden geldiğince halk diliyle konuşmaya çalışacağım sizinle. Teknik detaylarla boğmayacağım. Herhangi bir şeyden bahsederken sunumu yarıda kesip soru sorabilirsiniz. Zaten böyle etkileşimli olursa daha keyif alırım. Mutlaka söz alın, soru sorun. Benim de bilmediğim şeyler çıkabilir. Birlikte kafa patlatırız. Onun haricinde bugün sizlere Robot Framework'ten bahsetmeye çalışacağım. Wright idesinde geliştirmelerimizi yapacağız. Nasıl ilerleyeceğiz? Önce biraz size hazırlamış olduğum sunumu ileteceğim. Ardından bir tane örnek yapacağız. Örnek yapmadan önce kurgulardan bahsedeceğim size. X sitesini şu senaryoyu otomatize edeceğiz diyeceğiz. Bunu otomatize etmek isterken nelere ihtiyacımız var? Onunla alakalı kafa yoracağız. Notepad'de adım adım yazacağız ve Notepad'de yazdıklarımızı koda dökmeye çalışacağız. Siz de bu session'dan sonra bu kodları sizin
elinize ulaşacak şekilde paylaşacağım. Benim burada çok geliştirdiğim farklı keywordler var. İsteyen olursa mail atabilir. Ayrı bir session'da ayrı bir konulardan da bahsedebiliriz. Bir akıllı keyword tasarlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Web otomasyon sistemlerinde, mobil otomasyon sistemlerinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan konuşabiliriz. Şimdi kameramı kapatıyorum arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. 73 kişi olmuş bu saatte. Sunumla başlayalım. Çok basit bir sunum. Bugünkü sunumun bu etkinliğin amacı robot framework ile alakalı hiçbir bilgi sahibi olmayan insanların biraz bilgi sahibi olup meraklanıp ayrıca kendi kendine araştırmaya yönlendirmek aslında. Bundan sonraki sunumlarda da SahiPro'dan başka teknolojilerden de bahsedebiliriz. Şimdi kameramı kapatıyorum. Ekranımı paylaşıyorum ve sunuma başlıyoruz. Şu an bu ekranı herkes görüyor mu? Evet, görüyoruz. Hı, teşekkürler. Tamam, süper. Şöyle yapalım. Özgün dediği gibi şu an Python'da çalışıyorum. Şimdi Robot Framework'ten biraz bahsedelim. Başlangıç. Burada çok sizi boğmayacağım. Test otomasyon nedir? Test otomasyon neden ihtiyaç var? Bu gibi konularla sizi boğmayacağım. Zaten az çok fikriniz vardır. Fikri olmayanlar için çok az bahsedeceğim. Burada zaten temel başlıklar var. Test otomasyon nedir? Ne zaman yapılmalıdır? Avantajları nelerdir gibi başlıklar oluşturmaya çalıştım. Nedir'e tıklayalım. Test otomasyon. Burada da yazdığı gibi yazılım test süreçlerinin verimliliğini artırmak ve test uzmanlarının manuel test yükünü azaltmak için kullanılan bir metodolojidir. Aslında buraya şeyi de ekleyebiliriz. Birim zamanda bulunması gereken ya da bulunması hedeflenen hata oranını artırmak da olabilir. Ne zaman yapılmalıdır? Proje sürekli olarak büyüyorsa, gelişim doğrultusunda test ihtiyacı doğuyorsa, aynı senaryoları tekrar tekrar koşmak zorunda kalıyorsak şeklinde notları almışım. Bu yine arttırılabilir tabii ki de. Şundan bahsetmek isterim. Mesela bir yerde bir sunum yapmıştım. Etkinliğin adını unuttum. Yurt dışı menşeli bir etkinlik. Test otomasyonun gelişiminden bahsetmiştim. Mesela ben test otomasyonu ne zaman başladım? 2007'de aslında Cybersoft firmasında IBM Rational Tool ile test otomasyon gibi bir şeyler yapılıyordu. Aslında ekran eventlerini kaydedip küçük makrolar oluşturup öyle otomasyoncuk diyebiliriz aslında. 2014 yılında tam anlamıyla test otomasyona başladım ve mesela LinkedIn'de test yazdığım zaman atıyorum 1000 tane sonuç bile gelmiyordu. Şu an mesela testin önemini en basiti LinkedIn'e test yazıp milyonlarca sonuç gelmesinden çok kolay bir şekilde saptayabilirsiniz. Bundan bahsetmiştim. Test otomasyonun avantajları neler olabilir? İlk aklıma gelenleri burada not almaya çalıştım. Zaman ve efor tasarrufu sağlar. Test senaryolarının hızlı art arda defalarca uygulanabilmesini sağlar. İşte yük testi vesaire yapmak istediğimiz zaman sanal kullanıcılarla ortamın ne durumda, nasıl tepkiler verdiğini görmemizi sağlar. İstediğimiz zaman çalıştırabiliriz, istediğimiz zaman raporlarını yorumlayabiliriz. İnsan kaynaklı hataları minimize eder. Normal manuel testlerin kalitesini arttırır. Daha product'ta daha kaliteli, daha az hatalı ürün çıkar. Ya yani hatasız demiyorum. Hatasız kod olmaz diye her yerde okumuşsunuzdur. Testin amacı %100 coverage değil. Bu yanılgıya lütfen düşmeyin. %100 coverage diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bence tırnak içinde. Ya yani olursa evet süper bir şey ama mutlaka bir takım hatalar çıkabiliyor sistemlerde. Başlangıçtan başladık. Robot Framework'e geliyoruz. Robot Framework nedir Robot Framework? Kullanılan kütüphane paralelinde ilgili metotların kullanımı ile yeni test senaryolarının hızla geliştirmesine imkan veren
ve robot framework ile kullanılan write, Excel'i andıran özgün arayüzü ile test metotlarının yönetilmesini pratikleştiren araçtır. Aslında robot framework adından da anlaşılacağı gibi bir framework. Yani bir Selenium WebDriver kullanıyor zaten. Ayrı bir WebDriver'ı yok. Selenium WebDriver ne derseniz, Selenium WebDriver benim tanımımla yine yanlış düşünüyorsam ya da yanlış bir cümle kuruyorsam müdahale edebilirsiniz. Hiç çekinmeyin lütfen. Test otomasyonda bizim kullanabileceğimiz metotlar kümesi. Ama en basic metotlar kümesi. Siz bunu daha akıllı hale getirip daha akıllı sistemler kurabiliyorsunuz. Yıllar önce PageObject diye bir şey yoktu. Cucumber diye bir şey yoktu. Millet böyle dümdüz spagetti kod yazıyordu. Aa süper çalışıyor diye seviniyordu. Aslında şimdi çok daha farklı bir yere evrildi test ve test otomasyon sistemleri. Biraz robot framework ve Wright'tan bahsedelim. İlk bakış demişiz. Wright görünümü. Burada da bahsettiğim gibi Excel'i andıran bir görüntüsü var. Burada istediğimiz kütüphaneleri istediğimiz şekilde ekleyebiliyoruz. Mesela ben API testi yapmak istiyorum. API testiyle alakalı hangi kütüphane var? X kütüphanesi. Direkt ilgili kütüphaneyi komut satırında istediğim şekilde yükleyebiliyorum. Zaten Google'dan da Robot Framework'ün de sitesinden çok kolay bir şekilde temin edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Örnek raporlama ekranı demişim. Buna tıklamayacağım. Bu biraz eski. Zaten test koşacağız birlikte. Raporları inceleyeceğiz. Önce spagetti kod yazacağız. Sonra benim tabirimle bu kodlar neden matruşka tadında yazılması gerekiyor? Matruşka gibi iç içe kodlar, fonksiyonlar yazıldığında ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Test otomasyonda neleri yaparsak sistem daha yönetilebilir, daha değişiklikleri esnek bir şekil alır. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Süremiz bizler biraz kısıtlı olduğu için hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Siz lütfen durdurun beni. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Eğer sorunuz olursa. Robot Framework mimarisinden bahsediyor burada. Bunu internetten de çok güzel bir şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi en arkada Selenium WebDriver kullanıyor ve onun metotlarını kullanıyor. Tabii Robot Framework bazı metotları daha da kolaylaştırmış. Mesela Java'da Selenium WebDriver fonksiyonlar kümesi daha farklı. .NET'te daha farklı. Mesela eskiden şey yoktu. GetText diye bir şey yoktu. Yani belki şaşırırsınız ama bu Selenium 3 ile 4 ile gelen bir şey. Eskiden GetText ile alakalı bir sürü böyle uğraşıyorduk mobil otomasyonla alakalı. Ta 2014 yılında bayağı bizi zorluyordu o konular. Şimdi çok çok daha kolaylaştı. İlerleyen zamanlarda bu otomasyonun geleceği nokta da bence bu artificial intelligence muhabbetleriyle birlikte birleşecek ve belki de çok az insana ihtiyaç olacak bu otomasyonla alakalı. Daha böyle kendi kendine öğrenen, kendi kendine bir takım şeyleri otomatize eden daha akıllı sistemler geliştirilmesini umuyorum. Benim de çok ufak çaplı bu tarz çalışmalarım var. Belki bir sonraki sunumlarda bunlardan da bahsederiz. İşte Robot Framework ile gelen standart kütüphane. Burada işte en temel fonksiyonlar var. İsterseniz robota ekleyebileceğiniz kütüphaneler mevcut. İşte Android kütüphanesi, başka kütüphaneler. Burada şimdi tek tek adını saymayayım. İnternetten bakabilirsiniz. Burada internetten bakabilirsiniz deyince Cem Yılmaz'ın gibi yapılmışı var modu olmasın lütfen. İstediğiniz zaman beni kesip soru sorabilirsiniz bu arada. Tekrar ediyorum. Zaten böyle olmasını istiyorum. Etkileşimli olsun. Daha keyifli hale gelir. Burada Robot Framework kurulumundan bahsettim. 3.7.2 kullanıyorum Windows için. 3.8 kurarsanız olmaz. O yanılgıya düşmeyin. Daha üst seviyesini kurayım. Daha iyi olsun. Öyle bir şey yok. 3.7.2 ile çalışıyor şu an. Belki değişmiştir, bilmiyorum. En son ben öyle bıraktım. Özür dilerim. Burada 3.7.2, Python 3.7.2 indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra Python 3.7.2 kuruyoruz. Ben direkt C'nin altına kuruyorum. Ardından şurada add Python 3.7 to pet diye bir şey var ya. Ortam değişkenlerini ekliyor. Chat'te bir şey yazıyor bu arada. Ben
Göremedim onu. Tamam. Çok da önemli bir şey yazmıyormuş. Ortam değişkenlerini ekliyor. Ardından Python'ı kurduktan sonra komut satırını cmd'yi açarsınız, pip yazarsınız. Eğer görüyorsa okey. Ardından robot framework kurmak istediğiniz zaman pip install robot framework diyorsunuz burada. Eğer write kurmak istersem pip install robot framework write diyorsunuz ve çıt çıt kuruyor çok kolay bir şekilde. Eskiden çok zordu bunlar. Ama artık çok kolay. Write kurulumundan bahsettim burada. Pip install robot framework write diyoruz komut satırında ve kuruyoruz. Burada örnek bir uygulama. Biz şimdi zaten kendimiz sıfırdan örnek bir uygulama yazacağız. Burada neye benzediğini göstermek için bu ekran görüntüsünü koydum. Burada neyi eklemiş bu adam? Selenium Tool Library diye bir şey eklemiş. Bu ne demek? Bizim Selenium kütüphanemiz. Burada ne yapmış? Input text, name, username. Yani username eşittir username diye bir element var arkadaşlar. Ve oraya admin gönderiyor. Input text demiş. Name password, password diye name tagiyle bir tane alan var ve oraya da test et 123 gönderiyor. Click buton, ID eşittir submit. Bu en basit şekliyle otomasyona giriş örneği aslında. Bu şekilde kod yazmayı biz önermiyoruz. Bunu daha akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Wait for elementler ekliyoruz. Wait and send text metotları eklemeye çalışıyoruz. Arkada farklı kurgular kurmaya çalışıyoruz. Atıyorum eğer biz mobilde çalışıyorsak bir element bulamadıysa ekranı kaydır, yukarı çek. Yine bulamadıysa ekranı biraz daha kaydır. Ekranı yenile. Yani buldurana kadar siz istediğiniz iterasyonun içine istediğiniz şekilde kontroller koyabilirsiniz. Tabii bu performansla alakalı sıkıntılar yaratabilir büyük resimde. Ama illa ben bu elementi bulacağım, bulmak zorundayım modundaysanız bir sürü kontrol koyup istediğiniz şekilde bulmaya çalışırsınız. Burada teşekkür etmişim ama tabii ki de bitmedi. Daha yeni başlıyor. Burada mail adresim mevcut. İstediğiniz zaman bana mail atabilirsiniz. Şu ana kadar robot framework ile alakalı örnek sunuma geçmeden önce sormak istediğiniz bir şey var mı? Mikrofonunuz açılabiliyor mu bilmiyorum. Özgür sesli mi soruyor arkadaşlar yoksa chat'e mi yazıyorlar? Sesli de sorabilirler tabii. İsteyen varsa chat'e yazsın söz almak isteyen. Hemen mikrofonunu açabilirim. Tamam. Yani 25 geçeye kadar soru var mı yok mu diye bekleyeyim. Eğer yoksa hemen örnek uygulamaya geçeceğim. Chat'ten de kontrol edelim. Bir soru var galiba chat'te. Çeşitli Aha. var mı mesela Gherkin language kullanılan gibi keyword driven dediğiniz yazmışlar. Evet, şöyle aslında Robot Framework'ün bir BDD kütüphanesi var. Java'da nasıl Cucumber yazıyorsanız Robot Framework'te de yapıyorsunuz bunu. Fakat Özgür'ün bir önceki sunumunda bahsettiği gibi bana çok saçma geldi bu. Zaten Robot Framework TDD'di. Az sonra göreceksiniz zaten eğer çevik bir yapı kurduktan sonra hiç öyle bir şeye gerek kalmıyor. Bütün keywordlerin isimlerini çok anlaşılır bir şekilde yaptığınız zaman anlaşılır bir yapı oluyor. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadım açıkçası. Ama evet kullananlar var. İlgili kütüphanelerde var bununla alakalı. Robot Framework'ün dezavantajı Robot Framework'ü çoğu insanın bilmemesi. Robot Framework'ün dezavantajı deyince yapamadığım bir şey yok. Mobil otomasyon da yapabiliyorum. Web otomasyon da yapabiliyorum. API otomasyon da yapabiliyorum. Continuous Integration Jenkins entegrasyonu çok kolay. Çok akıllı keywordler oluşturulabiliyor. Ama dezavantajı çok fazla insanın kullanmamış olması ve robot framework'ün kullanım dilinden biraz korkuyor olması. Belki de çok esnek değil desem. Şöyle aslında dezavantajı inheritance olmaması. Mesela Base bir kütüphanem var. Base'den bilmem neyi türeteyim diyemem. Burada bilmiyorum C++ gördünüz mü üniversitelerde? İlgili kütüphaneyi ilgili dosyaya eklediğiniz zaman
birbirleriyle konuşabiliyorlar. Mesela benim bir tane object repository'm var. Login page variables. Ve login page functions'ın içinde login page variables'ı görmek istiyorum. Bu login page variables'ın dosya yolunu login page functions'ta ya da facilities'de adını ne derseniz deyin oraya eklemem gerekiyor. Dezavantajı Java ve .NET güncel diller gibi esnek olmaması. Ama çok böyle yönetilebilir, güzel bir yapı kurduktan sonra hiç öyle bir şeye de ihtiyacınız kalmıyor. Cypress gibi kendi tarayıcısı var mı? Ubuntu'dan direkt başka bir eklemeden çalıştırabiliyor muyuz? Cypress gibi kendi tarayıcısı yok. Chrome, Mozilla günümüz tarayıcılarıyla koşturabiliyorsunuz. Ubuntu'dan direkt başka bir şey eklemeden çalıştırabiliyor muyuz? Gerçekten bilmiyorum. İnternetten bakabiliriz buna. Hatta ben bu soruyu kopyalayacağım abi. Ben de öğreneyim. Bilmiyorum bu sorunun cevabını. Python 3.7.2 zorunluluğu neden? Python 3.7.2 zorunluluğu yani robot framework'ü bulan adam öyle yazmıştı. Ben de onun yalancısıyım. Belki de 3.7.2'den daha yüksek versiyonu oluyordur ama 3.8'de ben çalıştıramadım. 3.7.2 zorunluluğu belki de 3.7.2'deki bazı uyumluluklar çok iyi tuttu. Mesela Windows 10 gibi. Windows 11'i kimse beğenmiyor şimdi vesaire. Belki de o sebepten kısıtlıyorlardır. 3.8 ile alakalı bir çalışma olunca belki bir takım yerleri patlatıyordur. Bunun sebebini de bilmiyorum. Bunu da ekleyelim soru havuzumuza. Belki Java JDK 8 kullanıyor çoğunluk. Belki onunla da ilginç olabilir. Neden JDK 8 kullanıyoruz da işte 17 var. Onu kullanmıyoruz gibi olduğu biraz. Evet, olabilir. Yani sebebini şudur diyemiyorum. Şimdi 2 dakika daha bekleyip örnek uygulamaya geçeceğim. Web tabanlı uygulamalarda robot framework kullanabiliyor diyoruz. Native, hibrit, mobil ve desktop uygulamalarda kullanılabiliyor mu? Şimdi mobilde evet, mobil çok kolay. Onunla alakalı bir sunumda yapmayı düşünüyorum. Özgür'le konuştuk. Desktop'ta yanlış hatırlamıyorsam Vinium diye bir kütüphane var. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam rezaletti. Ben desktop uygulamaları zamanında HP UFT ile yaptım. Fakat Sahi Pro diye bir otomasyon aracı var. Ben de bir ara Türkiye Exclusive partneriydim bunun. Onunla desktop otomasyon yapılabiliyor. Yıllardır desktop otomasyon ihtiyacı olan pek bir yer duymadım. Ama hala böyle kurumsal büyük yerlerde bankacılık böyle kemikleşmiş bankacılık uygulamalarında desktop otomasyon önemli. Sahi Pro bunu yapıyor. Bunu soran arkadaş bana mail atabilir. İstediği zaman da birlikte Sahi Pro ile alakalı bir desktop otomasyon ayağa kaldırıp örnek uygulama yapabiliriz eğer meraklıysa. Sadece işte ikimizin de müsait olduğu bir zaman gerekiyor. Mutlaka haberleşelim ama ben yardımcı olmak isterim. Bu slaytlar basic olduğu için sizden alma şansımız var mı? Var. Hatta hemen chatten paylaşayım. Bir özür dilerim. Buradan paylaşabiliyor muyum? Sunum bu. Aynen. Mailimi de yazayım. hur.sakman@gmail.com. Bu da mailim. Bir ben bulamıyorum o müsaade. Evet. Kimse bulamıyor. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi izninizle örnek uygulamaya geçeceğim. Dediğim gibi sizi teknik terimlerle boğmayacağım. Halk diliyle elimden geldiğince çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Docker Container'da robot framework çalıştırma. Sorunlar yaşanıyor mu? Sorun yaşamadım. Docker Container'da çalıştırabiliyorsunuz. Mutlaka Docker Container'ın kendine has sorunları vardır. Selenium Grid'de olduğu gibi, Browser Stack'te olduğu gibi. Mesela size Browser Stack'te çok yoğun zamanda yaşanan bir problemden bahsedeyim. Ve bu probleme çok basit bir çözüm bulup şirketin nasıl hoşuna gittiğinden de bahsedeyim. Aslında çok basit. Şimdi arkadaşlar Browser Stack'te test koşuyorsunuz. Browser Stack dediğin şey bütün dünyadan insanlar Browser Stack'teki cihazlarda test koşuyor. Mesela
Çin'den bir adam test koştu. Sıra sende. Bir saat vaktin var ve dakika parası ödüyorsun. Yani bir saat 50 dolar de. Atıyorum. Ve bir baktın Çince. Yani sen bu dili nasıl çevireceksin? Nasıl testini koşacaksın? Senin assertion testlerin İngilizce ya da Türkçe. Ben de bütün testlerin başına ne olursa olsun eğer İngilizce değilse İngilizce'ye çevir diye bir fonksiyon eklemiştim. Ve millet çok şaşırmıştı. Aslında ne kadar kolay değil mi? Böyle çok basit çözümler aslında çok güzel hayat kurtarabiliyor. Kubernetes için kullanabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bunu da yazayım. İnternetten bakıp bunlarla alakalı cevaplar alabiliriz. Şu an için başka soru yoksa ya da unutan eden varsa şunu da sormam lazım, bunu da sormam lazım. 30 saniye daha bekleyeyim. Örnek uygulamaya geçeyim. Peki Jenkins ortamında kullanılıyor mu? Tabii ki de kullanılıyor. Jenkins entegrasyonu çok kolay. Artık YouTube'da da bir sürü videolar var. Jenkins'le alakalı işte environment ayarlarıyla alakalı internetten çok kolay bir şekilde yardım alabilirsiniz. Bulamadınız. Lütfen bana yazın. Birlikte çalışalım. Ayağa kaldıralım. Jenkins entegrasyonunu yapalım. Jenkins vesaire bu gibi entegrasyonlar insanları çok korkutuyor. Aslında çok kolay. Yaptıktan sonra da bayağı iyi hissediyor insan kendini. O yüzden bir yerde takıldığınız zaman lütfen yılmayın. Kendinize bir süre tanıyın. Artık satranç saatimi alırsınız. Kronometremi koyarsınız. Maksimum bir şey bir saat araştırın. Bir saatte bir çözüm bulamıyorsanız kalkın bir kahve için. Bir mentor birine danışın. İşten soğumayın. Yani 8 saat uğraşıp lanet olsun robota demeyin lütfen. Mobil otomasyon diğer frameworklerden avantajı nedir? Diğer frameworklerden avantajı API onunla çok kolay konuşuyor. Diğer frameworkler de çok kolay konuşuyor. Diğer frameworkler dedim ben mobil otomasyonu zaten .NET'le ve Java ile yaptım. Bir de Ctest diye bir uygulama var paralı. Onunla yaptım. Robot Framework'te çok kolay altyapı kurabiliyorsunuz. Paralel koşmak için ilgili entegrasyonları yapabiliyorsunuz. Çok fazla hazır kütüphane var. Yani adam diyor ki Amerika'yı yeniden keşfetmeyin. Bakın bunlar yapıldı. Bunlar en temel fonksiyonlar. Sen ne yapıyorsun artık? Bu en temel fonksiyonlarla güzel bir şey yap diyor. O yüzden tam aslında frameworklerden avantajını söyleyemedim. En büyük avantajı raporlama ekranı diyebilirim. Ve kod geliştirme platformu diyebilirim. En çok Python'da mı kullanılıyor? En çok Python'da. En çok değil abi, Python'da kullanılıyor. Python kuruyoruz çünkü. Python olmazsa robot framework falan olmaz. Python şart. Evet, şimdi izninizle örnek bir dakika. Maalesef aynen dediğiniz gibi saatlerce çalıştım ve soğudum. Evet, artık katalog diyor. Soğumayın lütfen robottan. Ya robot bir ilişki gibi ya. Yani sevgilinizle ya da eşinizle sıkıntı olunca soğup gitmiyorsunuz. Robot da öyle yani. Benim sevgilim robot. Siz de sevin robotu. Öyle düşünün yani. Robot ya da herhangi bir otomasyon aracı ne bileyim insanlar o kadar emek vermiş falan. Biraz uğraşmak lazım ya da mentor insanlardan destek almak lazım. Ben her türlü yardım ederim. Özgür de zaten bak adam 11. etkinliği yapıyormuş. O da uğraşıyor. O yüzden yazın yani çekinmeyin. Ben bu adama yazarsam beni tersler ya da bir şey der demeyin. Yani yazın. Sorun yani. Şirkette de sorun. Çekinmeyin. Yapamamak ayıp değil yani. Ben bir şey olduğu zaman bilmiyorum diyorum yani. Sonuçta ben de uzaydan gelmedim. Araştırıyorum. Uğraşıyorum. Vaktim kaldıkça boş zamanlarımda ya müzik yapıyorum ya otomasyon yapıyorum. Elimden geldiğince bunlarla hayata tutunmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar çok da böyle mutsuz şeylerden bahsetmeden biraz robot framework'ten bahsetmeye devam edelim. Şimdi burada çoğunun kahve sevdiğini düşündüğüm için böyle bir site buldum. Kahve satın alma sitesi. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Web sayfasına gideceğiz. Şimdi isterseniz notepad'lerinizi açın. Size notepad'de otomasyon adımlarını yazalım. Sonra bunu robotta yazacağız.
arkadaşlar. Türkçe yazıyorum, sayfasına gidilir. Normal sokaktan gelen adamın anlayacağı gibi yazın lütfen. Yani ne gerek var, ben anlıyorum demeyin, yazın. Benim yeğenim de ders çalışırken laf dinlemiyor, yazmıyor, sonra düşük alıyor. Gittik. Login olmak istiyorum ben buraya. Ne yapacağım? Burada hesabım diye bir şey var. Hesabım butonuna tıklanır. Tıkladım abi. Üye girişi ekranının geldiği gözlemlenir. Tamam. Ardından e-posta şifre. Geçerli bir e-posta adresi girilir. Nereye girilir abi? E-posta text box'ına girilir. Sonra şifre text box'ına geçerli bir şifre girilir. Aslında buraya ben olsam şey yazarım. Şifre text box'ına girilen e-postaya ait şifre girilir. Tamam, neyse. Giriş yap butonuna basılır. Başarılı bir şekilde giriş yapıldığı gözlemlenir. Şimdi yapacağımız senaryo bu. Daha sonra aslında 3 saat, 4 saat, 8 saat neyse çok zor otomasyonlar yapmak isterim sizinle. Birlikte beyin patlatalım, yapamayalım, internetten araştıralım. Yani etkileşimli olsun istiyorum. Bunlar zaten sürekli yaptığımız şeyler. Artık testle ve test otomasyonla uğraşanların adını, soyadını bildiği gibi bunları yazdığı şeyler aslında. Şimdi Zoom'a bakacağım bir. Soru var mı diye. Bu chat box neredeydi acaba? Burada. Tamam, yok. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Buraya yazdık. Şimdi ben bu şeye başlamadan önce bugün bir öğle arasında sizin için bir şey yazdım. Bu gördüğünüz üzere bir spagetti kod. Mesela buradaki elementler, buradaki metotlar, buradaki yapı hepsinden hızlıca bahsetmeye çalışacağım. Mesela ben bu otomasyonu bir kere çalıştıracağım ve çalıştırdıktan sonra bu otomasyon üzerinden, adımlar üzerinden devam edeceğiz. Kodumuzu nereye evirmeye çalışacağız? Ne yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Şimdi bu gördüğünüz gibi bitti. Login successful diye bir mesaj verdi. Raporuna bakalım. Robot Framework'ün raporu. Mis gibi yeşil. En sevdiğimiz. Seçiyoruz. Ben burada ilgili keyword'e her adımın ekran görüntüsünü almasını istedim. Ne demek bu? Click wait for element'in içinde capture page screenshot diye bir metot yazdım. Ve burada her adımın ekran görüntüsünü görebilirsiniz. Bu neye yarayacak? Mobil otomasyonda her adımı görebiliyorsunuz. Bir yerde mesela patladı ve ilgili patladığı yere herhangi bir kontrol koymadınız. Ama bir tane kodum var benim. Teardown'da çalışıyor ya da patladığı zaman. İşte when test fail take screenshot diye. O an nerede patladıysa ekran görüntüsünü alıyor. Ve çok kolay bir şekilde nerede patladığını tespit edebiliyorsunuz. Mesela burada password gönderdiği adımı açıyorum. Burada gördüğünüz gibi kullanıcı adını göndermiş. Password gönderecek az sonra. Bu arada arkadaşlar
Benim bir kedim var. Sahibine efendim diyen kedi diye yazıp YouTube'dan bakabilirsiniz. Biraz agresif. Burada atlarsa zıplarsa diye bilgi vermek istedim. Çok da büyük yavru aslan gibi. Şimdi dolanmaya başladı timsah gibi. O yüzden bir gürültü patırtı olursa bilin ki bana saldırdı. Şimdi login çeki kontrol edeceğiz dedik. Neyi kontrol ediyorum ben burada login olduktan sonra? Onu göstereyim. Önce manuel login oluyorum arkadaşlar. Evet, manuel login olamıyor. Otomasyon ne oldu? Bu fixtir arkadaşlar. Sunumda bir şeyin patlaması lazım. Patlamazsa olmaz. Sursak pantaydım. Şimdi ben burada şunu kontrol ettim. Buraya hover oldum. Buradaki Hür İbrahim Sakman'ı gördüm. Diyeceksin ki kardeşim niye bunu kontrol etmedin? Abi bunu kontrol etmeye çalıştım etmedi. Ben de sunumu baltalamasın diye çok uğraşmadım. Merhabayı aldım. Şunu parametrik yaptım. Ama diyor ki sen bunu kontrol etmek istiyorsun. Ama gelen de bu diyor. O yüzden fail diyor. Aslında ikisi de aynı. Ona bir bakacağım. Sonuçta bir kontrol noktası buldum. Şunu kontrol ediyorum. Bunu ben hangi adımda kontrol ediyorum arkadaşlar? Burada login olmuş mu olmamış mı? Bakıyorum burada. Ne demiş? Paste demiş. Capture paste, screenshot ve URL bilgisini de al demiş. Burada bakıyorum. Açmış. Hür İbrahim Sakman'ı kontrol etmiş. Süper. Görmüş yani. Şeyi de almış. Location'ı da almış. Hangi sayfada kontrol etmiş. Saat kaçta kontrol etmiş. İşte test ne kadar sürmüş? 12 saniye. Çok güzel bir raporlama ekranı. Şimdi 5 dakika es veriyorum. Yapıyı ne hale getireceğiz? Ondan bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden önce buraya kadar sorusu olan varsa chatten yazsın ya da mikrofonla alakalı diyorum ya. Mikrofondan Özgür'den söz istesin. Sesli sorsun. Bir 5 dakika bekleyin. Aynen. Söz almak istiyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Mikrofonunuzu açarım ben direkt. İsim, soy isminizden. Yani ne kadar etkileşimli olursa o kadar güzel olur. Ya ne kadar saçma soru soracağım diye korkmayın. Biz de çok saçma sorular sorduk. Hala da sorduğumuz oluyor. O yüzden gayet samimi bir ortam yani. Peki ben konu dışı biraz bir şey sorsam. Tabii. Bu eğer roasting'le kullandım daha önce. Bu arada tavsiye eder misin? Kahve almak için falan bilmiyorum çok. Abi hiç kullanmadım ama Robot Framework sunumunda yardımcı olduğu için çekirdek kahve sipariş vereceğim sunumdan. Çok iyi, süper. Evdeyiz haliyle biz de bol filtre kahve tüketiyoruz. Benim de şimdi Evet. kahve çekti burası. Hiç daha önce kullanmadım burayı. Evet. Bu arada çok kahve tüketmeyin arkadaşlar. Kahve, uykusuzluk ve mayalı içkiler vesaire. Meniere diye bir rahatsızlık var. Çağımızın hastalığı diye geçiyormuş. Ben zar zor atlattım. Aslında uyuyor hastalık içimizde. Bu gibi hastalıklar olabiliyor. Günde 2-3 fincan kahve için minimum 6 saat uyuyun. Çok böyle üzmeyin kendinizi, sinir, stres vesaire. Kafaya takmamaya çalışın. Sonra hastalık geldi mi gitmiyor. Bu da bilgi tıkması olsun. Bir soru gelmiş. Web uygulaması tarafında CodeJet Framework kullanıyoruz. Bu robot framework açıkçası biraz karışık geldi. Evet. Robot framework ilk karışık gelir ama sonra çok sevdirir kendini. Yine şey gibi yani insan ilişkileri gibi. Ne kadar uğraşırsan o kadar basitleşiyor, o kadar şeffaflaşıyor. Sen ne kadar dürüst olursan robota o da sana karşı dürüst oluyor. Yani uğraşacaksın.
farklı farklı keywordler oluşturacaksın. Diyeceksin böyle bir keyword var. İşte bilmem kim yapmış, gerek yok başka yapmaya. Mesela bence şununla uğraşın arkadaşlar. Şey vardı. Bu neydi? Çok özür dilerim. Adı aklıma gelmedi şimdi. Özgür, bu sonsuz loading'in adı neydi abi? Efendim? Sonsuz loading. Scroll yapıyorsun, ürün geliyor. Scroll yapıyorsun, ürün geliyor. Progressive rendering diye bir şey var, o mu acaba? Hani aşağı doğru progressive rendering diyor aslında. Scroll yaptıkça yeni ürünler geliyor falan frontend tarafında. Ya bilmem ne loading diye geçiyordu da o. Birkaç Unuttum isim adını. olabilir, evet. Çok sıkıntı değil. Ya işte mesela Trendyol, hepsi burada böyle sonsuz ürünler geliyor ya. Mesela en son ürünü bul, en son ürünü bulduğunu verify et gibi örnekler var. Çok basit gözüküyor ama bununla alakalı çok akıllı keywordler yazılabilir. Bunlarla alakalı çalışmak gerekiyor. Birkaç tane soru geldi. Hızlıca bakalım. Hocam bizim company'de kullanıyoruz. İlk gördüğümde bana da çok karışık geldi. Lazy loading. Süper. Şükran. Çok teşekkür ediyorum Şükran. Evet, lazy loading'i mesela yakalayan güzel bir keyword yazın, deneyin. Emin olun size çok şey katacak. Çok basit gibi görünüyor. Anladığım kadarıyla Laboratuvar Cypress'e çok benziyor. Hayır, hiç benzemiyor. Cypress'e karşılaştığınızda artı ise nelerdir? Cypress bir kere sana kendi browser'larını sunuyor. Böyle kenarda bir şey açık kalıyor ama browser'da bir şeyler koşuyor. Ne bileyim, Cypress'in böyle kendimi çok esnek hissetmedim. Cypress'in kullanım ve geliştirme alanında beni kısıtladığını düşünüyorum. Mesela ben dedim ya, müzisyenim aynı zamanda. Bana iki tane gitar verirsen ben yapamam, üretemem yani, bir şey üretemem. Benim istediğim 7 telliğe de ihtiyacım var. Klasik gitara da ihtiyacım var. Akustik gitara da ihtiyacım var. Bana alan vermen lazım. Cypress bana bu alanı vermiyor. Ama Robot Framework bu alanı sağlıyor. O yüzden Robot Framework daha iyi diyorum. Bu ekrandaki kontrol noktalarımızdan biri de güvenli çıkış butonunun olup olmamasının kontrol olabilir mi? Evet, tabii ki de olabilir. Ama mesela adam diyor ki ben kimin login olduğunu gerçekten görmek istiyorum. Doğukan login oldu. Orada mesela Hasan yazıyor. Ama login başarılı. Sen şimdi çıkış butonunu kontrol edersen Hasan'da da çıkış butonu olacak. Ahmet'te de çıkış butonu olacak. Mehmet'te de. Ama ben Doğukan'ın gerçekten login olduğunu görmek istiyorsam Doğukan ismini verify etmek isterim. Bu benim yaklaşımım. Tabii ki de farklı yaklaşımlarda olabilir. Evet, bir dakika daha bekleyeceğim. Bu kontrol noktaları çok önemli. Neye göre koymalıyız? Mesela sen neye kontrol noktası yapmak istiyorsun? Ben şimdi login'e yaptım. Sen bir transaction mı yapacaksın? Bankacılık işlemi mi, alışveriş mi yapacaksın? Atıyorum, bankacılık işlemi yapacaksan son transaction ID ile ilgili tutar, ilgili cüzdandan düştü mü? Kontrol bu olmalı. Sen alışveriş mi yapacaksın? İlgili kullanıcı ilgili ürünü sepete eklediği zaman bu tutarda gerçekten alışveriş yaptı, sanal posta gitti ve başarılı bir şekilde bunun düştüğünü gördük. Böyle bir check yapabilirsin. Yani bu checkleri istediğin gibi kontrol edebilirsin. Bence mutlaka çok karmaşık sistemlerde API testleriyle, database checkleriyle bunları pekiştirmekte fayda var. Robot Framework'te React Response testleri için tabii ki de var. Hatta bakın, birlikte bakalım internetten. Şöyle. Robot Framework API Test Library. Mesela burada bir tane kütüphane adı vardı. R ile başlıyordu ya. Burada eklemişimdir ben büyük ihtimalle. Çünkü bir tane API testi var burada. Hemen bakacağım abi. Neymiş? Requests Library. Bunu pip install requests library diyorsun abi. Request library'nin içindeki metotları nasıl kullanacağını, hangi parametrelere ne göndereceğini tek tek anlatıyor. Yani robot framework ile alakalı tek sizi üzebilecek şey, biraz araştıracaksın. Yani Java'da da araştırıyorsun, .NET'te de araştırıyorsun. Her şeyde araştırıyorsun.
Rotary Work'te yazdığınız test senaryonun bir limiti var mı? Belli sayıda test senaryosu var mı? Paralel koşabiliyorsun. Hatta Selenium Grid ben kullanmak istemiyorum. Selenium Grid beni korkutuyor. Selenium Grid kabus diyorsan Robot Framework Parallel Execution Pivot diye yazmamış ya. Neyse, Robot Framework Pivot diye bir kütüphane var. Pivot kütüphanesiyle Parallel Execution koşabiliyorsun. İstediğin kadar thread ayağı kaldırabiliyorsun. Tabii senin işlemcin ve RAM'in el verdiği kadar. Aksan bozuluyor tabii böyle 47 dakika konuşunca. El verdiği kadar. Onunla alakalı da örnekler ilerleyen zamanlarda mutlaka yaparız. Paralel koşumu ben de merak ediyorum. Tamam. Onunla alakalı örnek yapacağız ama bu session'da değil. Rest assured. Robot Framework Parallel Execution Payload. Evet, süper. Robot Framework haberleşme uygulamalarında mesela Skype gibi bir uygulamada SpeechPath validation için kullanılabilir mi? Bilmiyorum. Hiç ihtiyacım olmayan bir test. Ama güzel soru. Bunu da kaydediyoruz abi. Yani bunu benim aklıma ilk gelen şey ses haritasını mı kontrol edecek? Yani bu ses frekansları alakalı hiç test deneyimim olmadı. Merak ediyorum. Bilen varsa da sunum yapsın. Keyifle izlerim, katılırım. Aynı test senaryosuna multi session olabiliyor mu? Abi multi session dediğin nedir şu an? Yani aynı senaryoyu farklı browser'da aynı anda koşmaktan bahsediyoruz. Yoksa yük testi gibi 50 tane robot framework event'ı kaldırıp paralel mi koşmaktan bahsediyoruz? Aslında Chrome açık, Internet Explorer açıp orada da bir şeyler yapabiliyor mu? Bunu da böyle bir şeye de ihtiyacım olmadı. Ama bakacağım. Olabilir. Güzel de olabilir. Sonuçta sen diyorsun ki benim şirkette bir sürü browser kullanıyorum. Bir 8 browser'da tek bir seferde bütün testleri koşsun. Çok güzel. Bence oluyordur. Bir ama bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar biraz yapıdan bahsedeceğim size. Yapıdan derken böyle bir test otomasyonu sakın yazmayın. Bu örnek. Bunu nasıl bir hale getireceğiz birlikte? Şimdi 10 dakikamız, 15 dakikamız var. Sadece bir iki metot yapalım birlikte ve bu session'ı sonlandıralım. Tabii devam edebiliriz. Şimdi burada gördüğünüz gibi login facilities diye bir şey var. Login facilities nedir? Login sayfasında kullanacağımız fonksiyonlar kümesi. Burada resources diye bir şey var ve login variables diye bir şey var. Login variables nedir? Login sayfasında kullandığımız elementlerin havuzu. Şimdi burada neler ekli? Main functions ekli. New user facilities buna gerek yok. Login facilities ekli. Süper. Zaten login facilities'de login variables'ın olması lazım. Bakalım. Login variables burada. Şimdi kafanız lütfen karışmasın. Son kez şu chat'e bakalım. Yazan, eden var mı? Yok. Okey. Şimdi ben bunu daha düzgün, daha okunulabilir bir hale nasıl getireceğim? Onu yapmaya çalışacağız birlikte. Şimdi login facilities'in içine şimdi ne yapmış bu herif? Şeye tıklıyor, profile tıklıyor. Şunları gönderiyor. Önce bence şunu yapmalıyız. Şunu alıyorum. Lütfen adım adım izleyin. Bu iğrenç kodu nasıl düzgün bir koda getireceğim? Bunu yapacağız birlikte. Login variables.
Neve Nedir bunun adı? Profile buton. Yok, değil mi manisinde? Okey. Değerini de yazdım. Profile butonu. Kaydettim. Şimdi artık bu gitti, bu geldi. Bakın ne kadar güzelleşti bir anda. Bir satır düzelttik. Şimdi bu ne abi? Email text box, değil mi? Şuraya login variables'ı ekliyorum. Email text box. Değeri ne bunun? Bu. Dersin Hür, niye XPath kullandın? ID çok yoktu. Sunum çerçevesinde zaten robot framework'ten ve structure'dan bahsedeceğim. O yüzden çok da önemsemedim elementlerde. Elementlerde önceliğiniz ID olsun. XPath'i kendiniz yazın. Böyle Google'da tıklayıp işte ben buna tıklayayım abi. İşte XPath'i kopyalayayım şuradan. Copy XPath diyeyim. Şöyle çok anlamsız bir şey çıksın falan. Bunu yapmamaya çalışın elinizden geldiğince. Ama ilk otomasyona başlayanlar güzel bir object repository kurduktan sonra istediği gibi yapsın. Sonra ilgili yönlendirmelerle birlikte o object repository'yi düzenlersiniz. Evet, ne yaptık en son? Email text box dedik. Email text box'ı aldım. Email text box'ı buraya koydum. Ben bunu da burada görmek istemiyorum. Çünkü bu bir sürü kullanıcı adı olabilir. Email user email diyorum buna. Bunu da buraya koyuyorum. Value'su. Tamam. User email'i aldım. Buraya koydum. Ardından neymiş bu? Wait and send text. Nereye? Password. Tamam. Password. Password text box. Başka yok isimde. Text box. Neymiş? Buymuş. Tamam. Password text box'ı aldım. Buraya koydum. Bu arada kedim geldi. Saldırabilir. Kusura bakmayın öyle bir şey yaparsa. Şimdi password değerini alıyorum. Ne dedik ona? User email dedik. User password diyeyim bu arada. Password. Girdim buraya. Çok güzel. Gitgide güzelleşiyor. Ve böyle güzelleştiğini görmek çok hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum yani. Siz de böyle keyifle yapın. Ne demiş sonra? Üye giriş form. Tamam. Bu ne oluyor aslında? Şu oluyor. Çıkış. Buna bastım. Username, şifre, giriş yap buton. Buna login buton diyeyim işte. Login buton. Yapıştırdık. Login buton. Aldım abi. Login butonu. Login buton. Sonra wait element to be enabled and over dedim. Az önce dedim ya arkadaşlar. Login olduktan sonra şuraya hover alıyorum. Ya da over. Ve username bulup şey yapıyorum. XPath bulma örnekleri başarılı bir link tavsiye ederim. Sema. Sema'ya teşekkür ediyoruz. XPath bulma teknikleriyle alakalı bir link paylaştı. XPath bulan robot var bu arada arkadaşlar. Size paylaşacağım. Aklınız şaşar. Sizin yazacağınız XPath'ten daha güzel XPath yazıyor. Tamam. Çok güzel. Şimdi login buton dedik.
Bu neydi? Div member welcome content. Member welcome content diyorum buna. Tamam. Çok güzel. Ne aldım? Şimdi bu neydi düşünüyorum. Adı neydi acaba? Bursakman.title@gmail.com. Bunun şu aslında. Buna ne diyelim? Username label diyorum arkadaşlar. Buna. Böyle mantıklı isimler de kullanın lütfen. Zaten bu otomasyon ve kodlamanın olmazsa olmazı. Element 1, element 2 derseniz üzer. User name. User label. Çok güzel. Şimdi şuraya da yapıştırdım. Görmedi. Username label. Neden görmedi acaba? Bir dakika. Dur bakalım, bazen böyle şeyler yapabiliyor. Şimdi bu haliyle bir çalıştıralım. Çete şimdi bakacağım arkadaşlar. Evet, hiçbir şey göndermiyor. Çok güzel. Böyle sunumda patlamayı çok seviyorum. Birlikte bir şeyler bulabiliriz diye. Neyi bulamıyormuş bu bakalım. Şunu durduruyorum arkadaşlar. Element ID, email, create, not found. Tamam, bu sapıtmış bildiğin. Ben bunu bir yeniden başlatayım. Email create diye bir şey mi? Yok benim. Write.py'ye tekrar deneyeceğim. Öncesinde bir chat'e bakacağım. Ya aslında bir saat çok gibi geliyor da aslında bir saat çok değil. Böyle 4-5 saatlik etkinlik yapmak lazım arkadaşlar. Yani iki kişi bile olsa ben anlatırım. Haberiniz olsun. Yeter ki katılım olsun. Şimdi Login Facilities, Login Variables. Başka bir yerde mi email textbox diye var düşünüyorum da. Eğer öyleyse isim değiştireceğim. Tekrar deniyorum arkadaşlar bunu. Denemeden önce chat'e bakıyorum. Özgür göndermiş. Ses seyahatinden sonra gelen performans açısından bulma tekniği değil mi? Xpet'ten performans açısından daha avantajlı olduğunu biliyordum. Yanlış mı biliyorum? Şimdi şöyle Alican, performansı neye göre ölçüyorsun bilmiyorum. Bunu ancak şöyle bir şekilde ölçebiliriz. 1.000 tane senaryolu bir şey olur. Sistem. Hepsinde CSS kullanırsın, koşarsın 10 dakika. Hepsinde ID kullanırsın, koşarsın 9 dakika. Hepsinde Xpet kullanırsın, koşarsın 11 dakika. Böyle bir performans değerlendirmesi hayatımda hiç yapmadım. Yani ben öncelik CSS, ID ve Xpet diyorum. Ama ID, CSS, Xpet de dediğim oluyor. ID varsa CSS kullanmam mesela gibi. Bir daha koşalım şunu bakalım ne olacak. Çok ilginç. Şöyle bir şey yapacağım. Bunun tek sebebi olabilir. Aynı isimde farklı değişken olması. Email textbox. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Müsaadenizle. Email textbox. Kahve diyeceğim.
Eğer yine göndermezse gönderdiğim diğer parametreyi değiştireceğim. Eğer e-mail ile şimdi gönderirse demek ki aynı isimde başka bir yerde kalmış ve ben buraya eklemişim. Tamam, süper. Hatayı bulduk. Demek ki aynı değişken isminde başka bir yerlerde bir şeyler eklenmiş. Ben bunları hızlıca müsaadenizle kahve diye değiştireceğim. Email textbox kahve. Password textbox kahve. Sonuçta birlikte bir hata bulmuş olduk. Button kahve diyeyim ona da. Login buton. Kahve. Username label kahve. Şimdi bir çalıştırayım bakayım. Bu şekilde neler oluyor? Sonra hemen bunları keyword yapacağım ve bitecek. Ve varsa sorularınız hızlıca soruları alacağız. Hatalı kullanıcı adı veya şifre. Tamam, süper. Şöyle yapalım. User password. Doğru. Ben şöyle yapayım o zaman. User password, buna da kahve diyeyim, anasını satayım. User password kahve. User email kahve diyelim buna da. Yani bu arada hata aldığınız zaman loglara bakın. Çok güzel anlatıyor loglar zaten. Ben eskiden böyle ödüm patlıyordu. Allah'ım lütfen hata almayın. Çalışsın. Ama hata oluyor. Logları okuyun. Mutlaka yol gösteriyor size. Tamam. Kahveli sistem çalışıyor. Şimdi ben bunu ne yapsam? Öncelikle şunu bir keyword yapacağım. Bunu copy'leyeyim ve login facilities'i ekliyorum. Bu neydi arkadaşlar? Click profile buton. New user keyword. Click profile buton. Hadi kahve diyelim en son. Patlamamak için. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Arguments var mı? Yok. Butona tıklayacağım. Çıt. Çıt. Bunu kopyala abi. Buraya getir. Yapıştır. Bu gitti artık. Artık benim o satırım nerede? Bunun içinde. Bak. Matruşka dediğim bu iç içe. Şimdi hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Çok vakit kalmadı. Şu çete bakalım. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim abi. Abi dedim de. Bir saniye. Alican. Abi. Tamam. Şimdi şu ikisini alıyorum. Copy. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şunları alıyorum. Bak bir tane keyword yapacağım bu dört satırdan. Şimdi ne kadar tatlı gözükecek orası. Ya da şöyle yapalım ya. Şimdi bunu ne yapacağım abi? Enter user email kahve. Enter user email kahve. Ne abi argumentımız? Email. Çıt. Girdim buraya. Şimdi user email kahve. Enter user email kahve. Bunu çağırıyorum. Şunu şey yaptım. Şöyle yapalım.
Şunu sildim. Şuraya koydum. Şunu da aldım. Şuraya yapıştırdım. Yani bu bir tane parametre almış oldum. Ya da bu hiç parametre de almayabilir bu arada arkadaşlar. İçeride de verebilirsiniz bunun parametresini. Daha burada hiçbir şey gözüksün istemiyorsanız. Şöyle yaparız. Silersin bunu. Gelirsin buraya. Buraya kızacak zaten. Tamam. Şuraya alıyorum. Enter user password kahve. Şey vermiyorum, argument vermiyorum. Buraya yapıştırdım abi. Tamam. Şunu aldım. Şuraya koydum. Şunlara kızıyor artık. Argument falan almıyor. Wait element to be enabled. Login. Click login buton. Aldım abi. New keyword. Click login buton. Argument almıyor. Tıkladım. Çıt. Geldi. Buraya geldim abi. Bunu tıkladım. Oops. Şuraya koydum. Sonra şunu alıyorum abi komple. Geldim. Login. Çek. Kahve. Herhalde username bootcamp. Bunu niye görmedim? Bu element nerede? Buradaysa görmez. Burada değil. Bunu ben nereye koydum acaba? Bir hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Variables. Username keyword kahve. Username bootcamp. Username label kahve. Bir dakika bekleteceğim arkadaşlar. Şunu bulmam lazım. Tamamdır. Bu arada saat 10'u 10 geçiyor. Son bir 3-5 dakikamız falan var herhalde. Ben bu arada listeyi aldım. Çekici Tamam. yapan arkadaşlardan. Aha. Tamamdır abi. Şunu bir alayım. Şuradan. Şuraya koydum. Sonra bunu komple şöyle bir şey yapın bence. Login and check kahve deyin ve buraya yapıştırın. Ve bakalım. Evet. Bizim yani az önce yaptığımız o satır satır dandik kod tek satır oldu. İçine girdik. Login and check. Login and check'in içinde ne var? Click profile buton. Kahve. Onun içinde ne var? Böyle bir şey. Enter username burada. Enter user password burada. Click login buton burada. Login check kahve burada. Şunu bulamadım. Username bootcamp nerede bilmiyorum. Bence şu. Şu olabilir. Yok o değilmiş. Ya da silindi. Şuraya ekleyeyim hemen. Son bir şey gösteriyorum arkadaşlar. Bitiriyorum.
Bence silindi. Şimdi şöyle bir bakalım. Çok güzel. Yeşil, yeşil, yeşil. Şu haliyle çalıştırıyorum. Sonra ben bunu headless çalıştırmak istiyorum. Bir yeri değiştireceğim. Headless koşacak. Onu da göstereceğim ve bitireceğim. Bu şekilde koştu. Bitti. Benim burada hazırlamış olduğum fonksiyonlar kümesinde şöyle bir şey var. Chrome. Hemen açıyorum arkadaşlar. Main functions. Burada set Chrome options. Bak. Şunu comment'e alıyorum. Şunu uncomment yapıyorum. Çalıştır. Al sana headless. Burada Chrome'un bir sürü özelliği var. Reklamları kapat. Şunları inaktif et. İşte ekran çözünürlüğünü şöyle başlat. Cart curt. O hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bakın test case'im bu oldu. Login and check kahve. Şimdi ben böyle bir sistemde neden Gherkin kullanayım? Zaten ihtiyacım yok. Burada her şey açık. Sen yeter ki bütün keywordlerini anlaşılır bir dille yaz. Sokaktan gelen adam bile anlasın. Her yeri tek dokunuşla etkileyecek fonksiyonlar geliştir. Nasıl? Burada mesela set Chrome options. Burada bir tek headless ekledim. Çıt diye headless koştu bu adam. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Çok hızlı anlatmaya çalıştım. Aslında dediğim gibi 4 saat, 5 saat, 10 saat. İki kişi bile olsa ben çalışırım. Çok da keyif alırım. Sorulara bakalım. Yok mu arama kısa yolu? Argument arama kısa yolu vardır belki. Dosyaları PyCharm'da falan daha kolay bulursun. Ctrl Shift F ile. Ama burada çok kolay bulamıyorsun Write'da. Browser ayarları, web sitesine giriş adımları nerede nasıl yapıldı? Süper. Bu eğitim devam olacak mı? Olacak. Şimdi bir tane benim fonksiyonum var. Şurada. Launch Browser. Test setup'ta Launch Browser koşuyor. Launch Browser nerede? Main Functions'ta. Main Functions nerede? Main Functions burada. Launch Browser. Şu koşuyor aslında. En başta. Şurada içeriği çok şey yapmayın. Bu çok detaylı olsun. Hiç patlamasın falan filan. Burada Chrome'u ayağa kaldıracaksın. Redirect diyeceksin. Ve çok basit bir fonksiyonda yazabilirsin. Ama senin dediğin soru burada. Test setup'ta Launch Browser'ı call ediyorum. Evet, tabii ki devam olacak. Şimdi arkadaşlar bir iki soru alabiliriz. Tabii biraz açtık süreyi, kusura bakmayın. Elimden geldiğince hızlı ve halk diliyle anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonra mobil otomasyon anlatmak istiyorum robotta. Sahi Pro anlatırız. Dediğim gibi 4 saat, 5 saat birlikte bir proje yaparız. Bir proje anketi yaparız. Şöyle bir şey yapalım baştan sona. Böyle yarışma tadında olsun falan. Böyle çalışalım birlikte. Benim hoşuma gidiyor böyle etkileşim. Benim anlatacaklarım bu kadar bu akşamlık. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz olsa da robota aşinalık kazanmışsınızdır. Dediğim gibi bana mail atın, LinkedIn'den yazın. Haberleşin yani, çekinmeyin. Ben elimden gelen yardımı yaparım her zaman. Yeter ki istekli olun. Herhangi bir teknolojiye küsmeyin. Zaten herkes hayata küsmüş durumda. Bari otomasyona küsmeyelim. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sözü Özgür'e bırakıyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok aslında bölmek istemedim seni. Yok, hatta biraz daha uzatsak mı diye şimdi düşündüm ama biraz daha planlı bir şekilde uzatalım bence. Biraz böyle çok da planlamadan da nereye doğru gideceğiz belli olmaz. Evet. Ama tabii ki tekrar devamını işte yapabiliriz. O konuda bir şeyimiz yok. Onun dışında.